Okullarda neden programlama öğretilmeli? 21. yüzyıl öğrencilerinin edinmesi gereken kazanımlar. 1. Problem çözebilme. 2. Analiz yapabilme. 3. Eleştirel düşünebilme. 4. Girişimcilik. 5. Programlama becerisine sahip olabilme. Okullarda neden programlama öğretilmeli? 1. Kod yazabilmek veya algoritma oluşturabilmek, öğrencilerin akıl yürütme, mantıklı düşünme becerilerini geliştirir. 2. Kod yazabilmek veya algoritma oluşturabilmek, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. 3. Öğrencilere programlama öğreterek onların programlama yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Dört. Kod yazabilmek veya algoritma oluşturabilmek öğrencilerin bilgisayar bilimlerine ilgisini arttırır. 5. Bilgisayar programcılığı becerilerini bilmek, bilgi teknolojileri, araştırma laboratuvarları, yazılım geliştirme ve bunun gibi birçok sektörde kariyer yapma ve iş bulma olanağı sağlar. En çok kullanılan sosyal ağ olan Facebook kurucusu Zuckerberg, kod yazmayı 9 yaşında öğrendi. Dünya devi Bill Gates'in ilk programı 13 yaşında yazdığı üç taş oyunuydu. 15 yaşına geldiğinde ise Basic dilinin yeni bir versiyonunu tasarlayıp yazmıştı. Aralarında dünyanın en meşhur programcıları, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup programcı, Amerika'da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar. Ecode.org'u kurdum. Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in sixth grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that, it was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program, and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something